Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. 2021-22 eğitim öğretim dönemine başlamış bulunuyoruz. Seneler sonra ilk defa okul açılacak gençler. Evet, bildiğiniz üzere 5 gün tüm dersler tam vaktinde, tam zamanında 40 dakika boyunca olacak. Dolayısıyla güzel bir sene başlıyor. Biz de tabii ki de matematik anlamında sizlerin yanında olmak için buradayız. Beraber güzel bir sene geçireceğiz inşallah ve en sonunda hepiniz o istediğiniz liseleri kazanacaksınız o hedeflerinize ulaşacaksınız. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Peki neler yapacağız? Hemen tabii bunları da anlatalım. 1. Ders anlatımlarımız, soru çözümlerimiz olacak. Olmazsa olmaz. Onlara devam edeceğiz sene boyunca 1. İkincisi tabii ki de bizim yine olmazsa olmazımız rehberlik motivasyon videolarımız. Eee ihtiyacınız olan her anda, her konuda yine Partikül Matematik'te bu sorularınızın cevabını bulabileceksiniz. Onun dışında biter mi, bitmez tabii ki de. Ev sorularımız var yine bir Partikül Matematik efsanesi. Efso dediğimiz nedir? Efsane soru. Yani her hafta sizlerle beraber bir soruyu çok detaylı, yeni nesil soruyu tabii ki de yeni nesil soruyu çok detaylı enine boyuna anlatacağız. Yeni nesil soru nasıl çözülür? Bu videolarda çok daha iyi öğreneceksiniz ve bir soruda bin tane cevap bulacaksınız. O yüzden sizler için çok güzel, verimli olacak o sorularda. Biter mi? Bitmez. Tabii ki de yine bir partikül matematik efsanesi o da nedir? Orta zor, çok zor videolarımız olacak. Buralarda sadece yeni nesil çözeceğiz ve orta zor, çok zor adı üstünde seviyeli bir şekilde ilerleyen soru çözümlerimiz olacak. Yine tabii ki de detaylı anlatacağız. Bir soru anlatımında sizlere çok fazla bilgi vermeye çalışacağız ki burada öğrendiğim bir soruyla başka soruların hepsini yapabil. Sonuçta burada gösterdiğimiz sorunun aynısı çıkacak diye bir şey yok. Bu yüzden senin en büyük derdin şu olmalı. Yeni nesil soru gördüğümde nasıl davranmalıyım, nasıl hareket etmeliyim, çözüme nasıl ulaşabilirim? Sana bu kanalda bunları anlatacağız. Dolayısıyla eğer artık hazırsan 2021-22 eğitim öğretim yılının ilk dersine başlıyoruz. Şimdi ilk konumuz çarpanlar katlar tabii ki de 8. sınıf zordur bu arada onu da söyleyeyim. Özellikle ilk konular kolay bu arada çarpanlar katları 6. sınıftan biliyorsunuz. Ee, ondan sonra biraz daha çirkinleşmeye başlayacağız açıkçası. Üst sayıları da biliyorsunuz ama üstlü sayıların biraz derinine iniyoruz. Ondan sonra karekökler kökler e, onları ilk defa göreceksin mesela. ikinci dönem ilk defa göreceğin konular olacak. Bu yüzden size en büyük tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle konuyu ilk anda hemen öğrenir öğrenmez derinine inin. Hemen yani tamamen bir bitirmeye çalışın. Bu arada unuttum. Bu kanalda ayrıca ne göreceksiniz? iki haftada bir de çalışma planları size göndereceğim. Yani e, yayınlayacağız. Bu videoları da mutlaka kaçırmadan takip edin. Tüm dersler için. Yani bu hafta bak matematikten bu konuyu çalış şu kadar soru çöz diye 1 Mayıs'a kadar konuları bitireceğiz. Onu da söylemiş olayım unutmadan araya soktum ve hemen tanımlarıma başlıyorum. Şimdi ilk olarak çarpan nedir bunu bir anlatacağız çarpanı 6. sınıftan biliyorsun aslında bir sayının tam bölenlerine aynı zamanda onun çarpanları denir bu nedir biliyor musun mesela 6'yı söyle bana kaç kere kaç şeklinde yazabilirim ne yazarım 6 niye yazmıyorsak 6 eşittir mesela 1 çarpı 6 derim değil mi ya da 2 çarpı 3 diyebilirim işte sana 6'nın çarpanlarını yazdım ben şu an kimdir onlar mesela 6'nın çarpanlarını sordum ne diyeceksin 1 diyeceksin 2 diyeceksin 3 diyeceksin 6 diyeceksin yani 4 tane çarpanı var diyeceksin dolayısıyla çarpan mevzusu bu kadar hızlı bir şekilde geçiyorum zaten basit bir konu ama esas mevzu şurası asal sayı ben buna gıcık sayı diyorum nedir bu gıcık sayının tanımı bir kere birden bir büyük olacak. Bire ve kendisinden başka hiçbir pozitif tam sayıya bölünemeyecek. Gıcık. Ya ikiye bölünür mü? Bölüm. Üçe bölünür. Mü? Bölünmez. Beşe bölünsün ya ona da bölünmez. Yani hiçbir şeye bölünmeyecek yani. Bir ve kendisinden başka tabii ki de. Bir zaten her şeye bölünüyor fasulyeden o sayımız. Ama kendisine de bölünebilir. Zaten her sayı kendisine bölünür. Ama onun dışında hiçbir sayıya bölünmüyorsa biz buna asal sayı diyoruz. Peki hocam anlat asal sayılar kimlerdir? Söylüyorum 2'den başlayacaksın. Ondan sonra 3 gıcık. 5 gıcık. 7 ne var sonra? 9 var mı? 9 olmaz. 9 çok kritik, tehlikeli bir sayı bakın. Neden? Çünkü 1 ve kendisine bölünüyor tamam. İyi de buna zaten herkes bölünüyor. 1 ve kendisi sayının çarpanlarıdır ve Jokerlerdir. Joker çarpanlardır. Herkes de her sayıda var çünkü. Ama bu 9 arkadaşımız ekstradan 3'e de bölünüyor. Bu 3 bunu bozuyor. Asal olmasını bozuyor. Dolayısıyla pas geç. Ondan sonra kim var? 11 var. Ondan sonra 13 var. Ondan sonra 15 sakın demeyin. Çünkü 3'e ve 5'e bölünüyor. 17 var. 19 var. Bıla 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 böyle gider. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Peki hocam bir düzeni var mı? Düzeni de yok. Maalesef belli bir düzeni de yok. Yani öyle 1 artar, 2 artar, 5 artar gibi bir düzeni yok. Formülü yok. Hiçbir şey yok. Bu yüzden aşırı gıcık. Bence aşırı gıcıklar. O yüzden gıcık diyorum ben. Asal sayıların tanımı da budur. Ee, birkaç dikkatinizi çekmem gereken nokta var. Hemen dikkatlerinizi çekiyorum çekiyorum çekiyorum. Kime çekiyorum? Şuradaki ikiye çekiyorum. O ikiyi fark ettiysen çift sayı, değil mi? Peki peki başka çift sayı var mı? Yok. Çünkü olamaz. Neden olamaz? Mesela sen şimdi ileride bir yerde 38 yazdın. Çift sayı. Acaba bu asal mı diye düşündüğün anda düşünmeyeceksin. Çünkü yanlış düşünmeye başladın demektir. Çünkü bu e, çift sayılar biliyorsun bir ve kendisine elbette ki bölünür ama her zaman için başka sayıya bak hiç bakmama gerek yok. Bir tane bulsam yeter ekstradan. Onu da buluyorum. Çünkü çiftlerin hepsi ikiye bölünür. Zaten çift sayının mantığı odur. İkiye bölünmesidir. Dolayısıyla bu arkadaş ikiye bölündüğü için ya da bunun gibi diğerleri tüm çiftler tüm, tüm çift sayılar ikiye bölündüğü için Yazamıyoruz, yazamıyoruz. Yani ikiden başka çift sayı asal olamaz. Dolayısıyla bu iki bizim için kraldır, çok önemlidir. Başka çift yok çünkü. Hani çift sayıların e, grubunu düşün, akrabalar, bu çift sayılar. Sadece ikiyi buraya vermişler. Çünkü diğerleri dediğim gibi ikiye bölünebildiğinden dolayı bozuluyor. Yani başka bir böleni var. Gıcık olamıyorlar. Gıcıklıkları bitiyor. O yüzden 2'den başka çift asal sayımız yok. Onun da dışında 2'nin başka bir önemi nedir? Onun da onu da söyleyelim. İlk asal sayıdır. Burada bir karıştırılıyor. Bir değil bakın. Tanımda ne yazmışız? Birden büyük sayılara bakacaksın diyoruz tamam mı? Dolayısıyla tanım gereği biri asal kabul etmiyorsun. Bir asal sayı değildir. İki asaldır. Üç asaldır. Beş öyle gider işte. Tekrar saymıyorum tamam. Şimdi ben sana ne anlattım? Tekrar ediyorum. Çarpanları anlattım. Bir de asal sayıları anlattım. Üçüncü tanımda tabii ki de ne olacak? Asal çarpan olacak. Yani ikisini mix yapıyoruz. Karıştırıyoruz. E onu da biliyorsunuz işte bir sayının çarpanlarından asal olanlarına asal çarpan diyeceğiz. Şimdi... Bunu hemen bir örnek üstünden göstereyim istedim. Dolayısıyla 48'i seçtim. Bugünün şanslı sayısı 48. Ee, sayısal loto oynayanlara e, duyurulur. <laughs> Oynamayın tabii öyle şeyler. Her neyse 48'i yazalım. Şimdi 48'in bana neyi lazım? Çarpanları lazım. Bu arada çarpan bulmak nedir biliyor musun? Ameleliktir. Yani şurada mesela 6'nın çarpanlarını buldum ya. Ne yaptım? Herhangi bir formül yok. Kural yok. Ne yaptım? Tek tek düşündüm. Ya ben dedim 6'yı nasıl yazarım? 1 kere 6. Burada da aynı şeyi yapacaksın. 48'i ben nasıl yazarım? 1 kere 48. Zaten bunlar biliyorsun Joker. Hiçbir şey yoksa 1 ve kendisi vardır. Dolayısıyla 1 48 yazdım. 2 kere 24 yazarım. Yani 2 kere 24 48 yapar. 3 kere 16 yazarım. 3 kere 16 yine 48. Bunları bak sırayla düşün. 1 kere 2 kere 3 kere diye düşünürsen daha rahat bulursun. Onu da söylemiş olayım. 3'ü yazdım 4'ü de yazabilirim. Çünkü 4 kere 12'm var. 5 kere yok ama. Mesela 5 kere bir şey yazdığımda 48'i elde edemem. Tam olacak bakın. 6'yı yazabilirim. 6 kere 8 48. 7 yazabilir miyim? Hayır. 8 yazabilirim ama yazmıyorum. Çünkü matematiğin çok temel bir kuralı vardır. İsrafı sevmiyoruz. Ben oraya zaten bir kere 8 yazmışım. Bak şurada duruyor. Aha gördün mü? Çat. 8'i yazmışım bir kere. Dolayısıyla bir daha yazarsam aslında geriye dönüyorum demektir. Bu yüzden bir daha yazmıyorsunuz. Tamam zaten birbirine çok yakın sayılar buldun mudur? E bitmiş yani. Yaklaşmışsın birbirine. Dolayısıyla... Ee... 8'i bir daha yazmıyoruz dedik ve hemen ne yapıyorum çarpanlarını yazıyorum. 48'in çarpanları bak sormuş ya hemen yazalım. Dikkat edersen nasıl buldum? Amele yöntemiyle. Dolayısıyla 1 2 3 4 6 8 12 o nasıl 12? Hemen düzelt. 12, 16, 24 ve 48. Kaç tane var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane çarpanı varmış. 48 maşallah. Bereketli bir sayı. Dolayısıyla bunları yazdık. Gel şimdi, gel şimdi. Neye bakalım? Bir de neyi sormuştu bize? Asal çarpanlarını şimdi zaten asal çarpanı bulabilmek istiyorsan önce çarpanlarını biliyor olman lazım e, bu uzun yöntem tabi asal çarpanları ben sana daha kolay yolunu anlatacağım hiç merak etme asal çarpanlarda kısa yolun var çarpanlarda yok çarpanları amele yöntemiyle bulacaksın uzun uzun bulacaksın tamam şimdi asal çarpanlara bakıyorum kimler asal? seçelim. 1 ee, değil bir kere. Eee 2 asal. Dolayısıyla hatta şuraya yazalım mı? Asal çarpanlar diyelim. Buluyorum 2 var. 3 var. 4 ee, değil, 6 değil, 8 değil, 12 değil, 16, 20. Bunlar zaten hepsi çift olduğu için alamam. O yüzden asal çarpanlar bak sadece kimmiş? 2 ve 3'müş. Tamam. Şimdi bunu da yazdım. Geliyorum ikinci soru. Bak burada görüyor musun? 48'i üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yaz diyor. Aha. İşte şimdi ben sana hem asal çarpanı kolay yoldan bulmayı anlatacağım Hem de üstü ifadenin çarpımı şeklinde yazmayı anlatacağım Dolayısıyla bir taşta iki kuş bunu da başka kanalda bulamazsın Hemen yazıyorum 48'i şöyle uzatıyorum bu nedir biliyor musun? Asal çarpan algoritması diyoruz. Biz buna böyle afilli bir isim verdik ki gözünüzde bir şey olduğunu zannedin. Hani oysa ki tırt bir konu. Yani hemen anlatalım. Şimdi 48'i yazıyorsun. Bak amacım ne? Baştan söylüyorum. Amacım asal çarpan bulmak. Tamam mı? Asal çarpanları bulmak. Ya da şu tarz bir soru çıkarsa üstlü ifadenin çarpımı şeklinde yaz derse ya da buna ihtiyaç duyarsan günlük hayatta duymazsın da matematik sorularında duyuyoruz bunları. Dolayısıyla bu şekilde bir soruyla karşılaştığında asal çarpı. Algoritma yapacaksın. Algoritmayı yapalım hocam. Anlatıyorum. Şimdi 48 yazdım. İlk asal sayıyı söyle bana. Çabuk söyle. 2. Dolayısıyla 48'i 2'ye bölüyorsun. 2'ye bölünmüyorsa 3. Bölünmüyorsa 5. Bölünmüyorsa 7. Sonra 11. Bunları tek tek deneyeceksin. 2'ye bölünüyor ama. Bölünsün 24. 2'ye bir daha bölünüyor mu? Bölünüyor. O zaman devam edeceksin. Bir daha böldüm. 12. Bir daha bölünüyor mu? Bölünüyor. İstersen sonsuza kadar böleriz. Öyle bir şey yok tabii. Bölündüğü yere kadar devam ediyorsun. 3 yazdım şimdi. Bak bir daha 2'ye bölünüyor mu? Hayır. Orada ne olduk? Patladık. Patladık. O yüzden o 2'yi hemen oradan siliyorum. Ne yapıyorum? 2'ye bölmelerim bitti. Sıradaki asala geçiyorum. Sıradaki asolistimiz geldi. Sıradaki sayımız ee, 3. Yani sıradaki asal sayımız 3. Ondan sonra da buraya 3'ü yazıyorum. 3'ü 3'e böldüm. 1. 1'i böldün mü? 1'i buldun mu daha doğrusu? Karayı buldun demektir. Karayı gördük. Tamam. Orada işi bitiriyorsun. 48'i ayırdın sen. Tüm algoritmayı hallettin. Tamam. Şimdi bu bize ne sağladı? Hemen söyleyelim. Şimdi bir yaptık da niye yaptık? 48'in öncelikle şu alttaki soruyu yapıyorum bak önce ilk işim o. 48'in aslında şu an e, üstü ifadelerin çarpımı şeklinde yazımını buldum. Nasıl buldum? Bu arkadaş 48 ikilerden ve üçlerden oluşuyormuş. Bak şurada görüyorsun değil mi? İkilerden hatta kaç tane var? Dört tane var. O zaman 2'nin üstüne 4 yazıyorsun. Bu ne demek? 2'den dört tane var demek. Tamam mı? Ben senden, e, senden bunu anlıyorum hemen. 2 üzeri 4 yazdım mı? Ha 2, 2 2 2 2 dedin demektir bu. Peki çarpı 3'ten kaç tane var? Bir tane var. Dolayısıyla 3 üzeri 1 yazıyoruz. Ha bunu şöyle de düşünebilirsin. Yani bu 48 sayısı aslında 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 demektir. Üşenmiyorsan çarpabilirsin. Sonucu 48 bulacaksın. Tamam. Dolayısıyla burada soruyu çözdüm ben. Hemen oraya yazıyorum. Ben 48'i bak nasıl yazdım. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 diye yazdım. Dolayısıyla burada x neymiş? 4'müş. Y neymiş? 1'miş. Tamam. 4 ile de 1'i toplarsan cevap 5 çıkacak. Tamam. Mevzu bu. Ha ikinci amacı yani şu algoritmanın ikinci amacı neydi zaten oradan yola çıkmıştık. Asal çarpanlarını bulduk biz 48'in. Kimi bulduk? 2 ve 3'ü bulduk. Başka bir asal çarpan yok. Ha devam etseydi 5 belki gelecekti. 7 gelecekti belki. Ya da 11 Gelecekti ama gelmedi. Sadece 48, 2 ve 3'ten oluşuyormuş. Bu arada tüm sayıları bu şekilde asal çarpanların çarpımı şeklinde yazabilirsiniz. Ee, eğer sayılınız müsaitse tabii ki de. Diyor ve geçiyorum. Şimdi sor bakalımlarımız var bizim artık. Nedir bu sor bakalım? Ya hocam bu so konuyu bana anlattın. Tamam hoş güzel bir konu sevdik. Ee, peki Sor bakalım buradan nasıl bir soru gelir dediniz ve ben de o yüzden size sor bakalımları hazırladım bir de bomba sorularımız var Onu birazdan geleceğiz şimdi x ve y doğal sayılarmış 135'in kahramanımız kim 135 kendisinden farklı birbirine eşit olmayan iki çarpanıymış x ve y iki tane sayı var kimmiş bunlar tanımladık 135'in kendisinden ve birbirinden farklı iki çarpanı. Tamam. O zaman neyi soruyoruz? X artı Y'yi bul diyoruz. Toplamı en çok kaçtır tabii. Onu bulacağız. Tamam ya bir uzatmayalım. Önce biz 135'in çarpanlarını bulalım. Bak bana ne lazım? Çarpanlar lazım. Asal çarpan değil. Çarpanlar lazım olduğu için önce bir üzülüyoruz. Gözyaşım pıt düştü yere. Neden? Çünkü amele yöntemi yapacağız. Başka bir çıkar yolumuz yok. 135'i tek tek düşüneceğiz. Bir kere 135 diyorum. Çarpanlarını da bulacağım şimdi. 2 e, kere diyemem çünkü tek sayı. 3 diyebilir miyim? Hemen rakamları topla bakalım. 5 3 daha 8 1 daha 9. 3'e bölünüyormuş. O yüzden 3 kere ne diyebiliriz ya? 4 deriz. 45. 3 kere 45 dedim. Tamam. 4'e bölünürüm. Bölünmez çift değil zaten. 5'e bölünür mü? Kabak gibi bölünür hem de. O yüzden 5 kere ne diyorsun? 27 diyorsun. E, ardından 6 olmaz. 7 bakıyorum olmaz. E, 8'i zaten geç. 9'a bakıyorum. Az önce rakamları toplamıştık zaten. 9'udu direkt. E, o yüzden 9'un da e, 9'a da bölünebildiğini söyleyebiliriz. Böldüm 1 ve 5 mi çıkıyor? Yanlış yapmayalım sonra topa tutuyorsunuz. 1, 45, evet. 9 kere 15 yine 135 yapıyormuş. Devam edersen eğer 10 diyeceksin zaten 10'a bölünmez. 11, 12, 13, 14, 15'e gideceğiz. Zaten bak şurada birbirine çok yakın iki sayı buldun ya bitmiş demektir. Yani çok yaklaştıysan ha yine emin olmak için birkaç yapabilirsin ama e, genelde birbirine çok yakın gördük mü bitiriyoruz. Yani seviniyoruz kurtulduk çünkü diyor ve geçiyorum. Şimdi e, geldik x ve y'yi bulmaya. Şimdi x bir tanesi y bir tanesi. Bu çarpanlardan iki tane seçeceğim. Ama nasıl seçeceğimi bana tarif etmiş. Bir diyor kendisinden farklı. Yani kime alamıyorum? 135 iptal. Zaten kendisi 135. Ve birbirine eşit olmayacak. Bu şekilde iki tane çarpan alacaksın ve toplamı da en çok çıksın istiyorum. Ha o zaman şu kodomanlardan seçeceğiz. Büyüklerden seçeceğiz yani. E kimi seçerim? Burada 45 var, burada da 27 var. İki tane çok güzel büyük sayıları alırım. Yani x bir tanesi şudur, y de şudur. Bunları toplarsın. 7, 5 daha 12. Elde var 1, 4, 2, 6. Bir de elde 7, 72'ye çakarsın ve geçersin Bomba soruya. Şimdi bomba soru nedir? Ee, bombastik bir sorudur. Yani yeni nesile uygun sınavda çıkabilecek tarz bir soru diyebiliriz bunun için. Ha yeni nesil sorularımız da var. Birazdan bunun bir tık üstünde göstereceğim size. Şimdi bir kutunun içerisinde aşağıdaki 4 sayının yazılı olduğu özdeş kartlar verilmiş. Yani şöyle 4 tane kart var. Bu kutudan bir kart çeken Alican elindeki kartta yazan sayı ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyor. Alican. Konuş bakalım. Söz sende diyor ve dinliyoruz. Üç tane asal çarpanı vardır. Hmm. Kart çekiyor. O kartta yazan sayının üç tane asal çarpanı varmış. Tamam Alican. İki asal çarpanının toplamı diğer asal çarpanına eşitmiş. Bak üç tane var. Şu ikisinin toplamı üçüncüye eşitmiş. Buna göre Alican bu sayılardan hangisini çekmiştir? Hadi gel bakalım. Şimdi 70 ile başlıyorum. 70'in asal çarpanlarını bulacağım. Çünkü üç tane varmış. Bir bakalım 3 tane var mı? Hemen 70'e çekiyorum çizgimi. 2'ye bölüyorum 35. 3'e bölünmez. 5'e zıplıyorum. 5'e bölünür. 5'e böldüm. 7. 7'ye de böldüm. 1. Şimdi 3 tane asal çarpanı buldum. Bu ikisinin toplamı... Üçüncüyü veriyor mu? Bir de ona bakayım. Ha 2 ile 5'in toplamı 7'yi veriyor. Demek ki Alican'ı seçtiği sayı 70 diyebilirim. i̇lk atışta çektim balığı. Dolayısıyla yine Bursa'ya çaktık. Peki bir tane de size olmayan sayıyı göstereyim. Mesela 65. Hemen 65'in şöyle algoritmasını yapıyorum. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez 5 ile devam ediyorsun. 5'e böldün 13 Değil mi? 5 1 15. Evet 13. Sonra 13 zaten asal sayı olduğu için direkt kendisine böleceğim. 13 13'e böldüm 1. Gördüğün gibi iki tane asal çarpanı var. Tırt. Geçtik. Evet, bu şekilde 96'yı da yapabiliriz. Hadi elimdeymişken yapayım. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. E, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. E, 2 çıktı, 3 çıktı. 2 tane asal çarpan çıktı. Olmaz. Patlattık e, ve geçtik. O o da çünkü uygun olmadı. 3 tane asal çıkmadı ki zaten toplamına bir bakayım. Dolayısıyla geçtim. 105'e bakıyorum. Hadi onu da yapalım. 2'ye e, bölünmez. 3'e bölünür. Neden bölünür? Rakamlar toplamı 3'ün katı çünkü. E, 35 çıkıyor. Sonra 3'e bölünmez. 5'e geçiyorum. 7. Yedi. 7'ye geçiyorum. 1. Hoppa! 3 tane asal çarpan yakaladım. Ama Ali Can bir de ne demişti bize? İkisinin demişti toplamı diğerine eşittir. İkisinin toplamı diğerine eşit Bakıyorum 3 ile 5 toplasam 8 yapar. 7 yapmaz. 7 ile 5'i zaten toplasam 3 yapmaz değil mi? Yani matematik kurallarına aykırı. Dolayısıyla bunu da ikinci dediğinden dolayı eledik. Bursa'ya bastık ve geçtik. Şimdi geldik Zurna'nın tam olarak zırt dediği yere. Yani yenilesi soru kısmına geldik. Şimdi önce şunu söyleyelim. Bu soru biraz ebob Ekok'a göz kırpıyor. Yani ebob Ekok sorusu gibi diyebiliriz. Fakat bir yandan hani aslında ilk amacım size bir sonraki dersi hazırlamak. Hani EBOB-EKOG'a hazırlamak. Çünkü ebob pekokla çarpanlar katlar e, iç içe geçmiştir. Zaten EBOB-EKOG ayrı bir konu başlığı bile değil. İlk ünitemiz çarpanlar katların altında bir konu. Dolayısıyla ben size bir hem yeni nesil soruya nasıl bakabiliriz? Aslında bu efso soru da olur ha. Onu da söyleyeyim ama hadi dedim burada anlatayım. Efso'da daha, daha güzel bir, daha Efso bir sorun var çünkü. Ee, burada biraz daha sizi yeni nesil soruya alıştıracağım. Yeni nesil soruya nasıl bakıyorum, nasıl yaklaşıyorum size bunu göstermeye çalışacağım. Hadi gel toplan, toplan, toplan. Ekrana biraz daha yaklaş ama 30 santimden fazla olmasın. Göz bozuyor çünkü. Hadi gel Marangoz Rıfat Usta'nın maceralarını anlatmaya başlıyorum. Şimdi aşağıdaki gibi eşit uzunlukta eşit uzunlukta bak önemli bir kelime matematik için en önemli kelimelerden bir yeni nesil soru çözüyorsan bunu hemen yuvarlak için alacaksın. Eşit uzunluktaymış bunlar tamam. Farklı kalınlıkta olmasının çok bir önemi yok. Kalınlıkları farklı zaten görüyoruz. İki tahta parçası almış. Tamam Rıfat usta. Bizdensin. Devam ediyorum. İnce tahtanın ucundan 1 metre kesip kesiyorum şuradan bak 1 metreyi tamam mı? Sonra ne yaptın ne ettin demeyin. 1 metre kestim. 3 eşit parçaya bölebiliyormuşum şunu kestikten sonra. Kalın tahtanın ucundan ise 5 metre kesip 7 eşit parça. Bak 5 metreyi hemen kesiyorum şuradan çat diye aldım 5 metreyi. Bunu da 7'ye bölebiliyormuşum. Şimdi elde ettiği parçalardan da birer tane alıp ucuca aşağıdaki yazan gözüktüğü gibi ucuca ekliyor. Buna göre demişiz her bir tahta parçasının uzunluğu metre cinsinden tam sayı olduğuna göre. Tam sayı bak tam bölünüyor yani. çarpanı yani o büyük sayının çarpanı ya da Böleni aynı şey zaten. Bu şeklin uzunluğu en az kaçtır yani şu bir araya getirdiği iki parçanın uzunluğu en fazla kaçtır demiş şimdi birincisi bak gördüğün gibi ee, ikisinde de aynı şey yapılmıyor birinden 1 bir metre kesip üçe bölebiliyorum diğerinden de 5 kesip yediye bölebiliyorum biri Anya biri Konya gibi gözüküyor ama aradaki bağı bulacaksınız nasıl bir bağ biliyor musun bak şimdi bu tahtaların ikisinde uzunluğu aynı. 1 metre, x metre tamam mı? Bu x metrenin ucundan bir kesince 3'e bölebiliyorum. 3'e bölebiliyorum. 1 eksiğini. 5 eksiğini de 7'ye bölebiliyorum. Ya bu ikisinin arasında bir fark var bak. Aynı. İkisinin de arasında iki fark var. O yüzden şu tahtaların uzunlukları 2 metre daha fazla olsa İkisi de e, hem 3'ün hem de 7'nin katı olmayacak mıydı? Yani mesela şuraya bir 2 daha eklesem e, yine 3'e bölünebilecek. Yani çünkü sonuçta 1 2 daha 3 yapar. Yani şu kısım 3'e bölünüyorken ben onun ucuna bir 3 daha eklersem yine 3'e bölünecek. Ya da alt taraf mesela şu sol kısım bak şurası 7'ye bölünebiliyor. 7 eşit parçaya bölünüyor ama ben o kısma şuraya bir 2 daha eklesem yine 7'ye bölünmeyecek mi? bölünecek. Bu yüzden diyorum ki, bu yüzden diyorum ki bir x ya da a diyelim biz o tahtaların uzunluğuna bunun 2 fazlası, 2 fazlası hem 3'e hem de 7'ye bölünebilen bir sayıdır. Hem 3'e hem de 7'ye bölünecek. 2 fazlası. Ee, hem 3'e hem de 7'ye bölünebilen bir sayı söyleyin bana. En küçük sayıyı söyleyin. Bir kere hem 3 hem de 7 nedir? Kabak gibi gıcık sayılardır. Yani asal sayılardır. Dolayısıyla benim bu sayım A artı 2 dediğim sayı içerisinde hem 3'ü hem de 7'yi barındıracak. Bu 3 ve 7'den de başka bir şey barındırmasın. 3 ve 7'den daha fazla da barındırmasın. Birer tane yeter. İsraf istemiyorum. Dolayısıyla 3 kere 7, 21 derim. 21 benim için çok güzel bir sayıdır. 3'e de bölünür, 7'ye de bölünür. Fakat benim tahtamın uzunluğu 27, 21 olamaz. Neden olamaz? Çünkü ben tahtamın uzunluğundan yola çıkmadım. 2 fazlasından yola çıktım. İşte yeni nesil soru budur. 2 fazlası 21 ise kendisi nedir? 19'dur. Mevzu bu kadar. Tamam. 19 sa şimdi artık işlemlerimi çok rahat yaparım. En başa dönüyorum. Şu kargaşayı bir yok edeyim önce. Çok çizmişiz buraları. Şöyle 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 yok ettim. Ee, şunları da sildim. Temiz temiz işlemlerime, işlemlerime başlıyorum. Şimdi 19'du. İkisinin de uzunluğu 19. En başa döndüm. 1 metre kesersem ne kalır? 18. Bu 18'i de 3 parçaya bölersem her bir parçanın uzunluğu 6 metredir. Geçtim diğerine. 19 metre 5 çıkartırsam 14 kalır. E bu 14'ü de 7'ye bölersem her bir parçanın uzunluğu 2'dir. Ahan bu 6, diğeri 2 toplarsan ne yapacak? 8 yapacak ve bu dersi de bu şekilde sonlandırıyoruz. Gördüğünüz gibi mevzumuz bu kadar. Çarpanlar, katlar budur zaten. Diğeri, diğer dersimize size Ebopekok anlatacağım. Bunlarla ilgili orta zor, çok zor gelecek. Efso sorular gelecek. Yani efsane sorumuz gelecek. E, ders programlarınızı yine paylaşmaya devam edeceğim. Dolayısıyla ilkini zaten Eylül başı için paylaşmıştım. Eylül'ün ikincisi gelecek şimdi 19'unda. Dolayısıyla onları da takip etmeyi unutmayın. PDF'leri de hem ders videolarının hem çalışma programlarının PDF'leri de var. Dolayısıyla onların da üstünden benimle beraber eğer çıktı alabiliyorsanız benimle beraber interaktif bir şekilde çözümleyebilirsiniz diyorum ve bir sonraki videoda sizinle yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşça kalın.